Abi bugün Erdoğan'ın o açıklamasına bakınca dün Devlet Bahçeli grup konuşması yapacaktı. Grup konuşmasını erteledi. Türk Gün Gazetesi, MHP'nin günlük gazetesi oraya bir röportaj verdi ve 2 gün yayınlanacağı böyle büyük bir sansasyonelle duyuruldu. İlginç, bugün Erdoğan'ın söylediği o verdiği demeçle Bahçeli'nin verdiği demeç birbiriyle aynı. Ki o söyleşi en az 2 gün önce yapılmıştır. Bakın şimdi okumak istiyorum. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacak izleyicilerimiz de. Diyor ki Türkiye'de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir. Öngörüm şudur ki Netanyahu tıpkı Milosevic, Ratko Matic gibi yargılanacaktır ve devam ediyor. Devam ediyor. Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar elini tutup silah ve mühimmatı verdiği bölücü hainlere bakmalıdır diyor, ardından ekliyor. Adına ister gönüllü Kudüs sevdalıları densin, isterse de gönüllü Kudüs bozkurtları, Türk milletinin tarihi ve meşru refleksi haksızlığın ve zulmün karşısındadır. Kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e bakmasını, Gazze'de ağızlarından kan damlayan bebeklerin cesaretleriyle muhafaza etmesini bilecekler, bunu da başaracaklardır. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız diyor. Erdoğan'ın da İsrail böyle güçlü bir orduyla, düzenli bir orduyla bugüne kadar savaşmamıştır. Bir gün savaşmaya kalkarsa da bertaraf olur açıklamasıyla Devlet Bahçeli'nin bugün o Hamas üzerinden yaptığı açıklama çık diyor, üst üste örtüşüyor abi. Ne oluyor? Hiçbir şey oluyor yok ya. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. İç politika. Tamamen iç politika. Ya bunların hiçbir etkisi ama yok, sıfır. 7 Kasım, 7 Aralık. Bir aydır bozkurtlar hala gitmediler mi ya? Ben onları gittiler zannediyordum. Abi belki gittiler de nereden biliyorsun gitmedin? İllegal olarak girmiş olabilirler Hayır ya, Gazze'ye. ben bugün ben de okudum Bahçeli canım. Bozkurtlar her an gidebilirler diyor. Demek gitmemişlerdi. Hatta ben Abi direkt yarın mesaj veriyordur. Gitmişlerdir de yani o bazı Ali beni güldürme ya. abi sen şimdi Ya siyasetin bozkurtlar şeysi. gitmiştir diyorsun. 7 Ekim saldırısından sonra tutmayın bizi. Devlet bize izin versin Dedi, gidelim evet, diyenler de dedi. gitmediler yani. Ay hiçbirisi gitmediler. Gitmezler. Daha önce kaç defa anlattım bilmiyorum. Bayağı anlattım. 1974 Kıbrıs çıkartması. Biz bunun benzerini yaşadık. Ben çıkartmanın yapılacağı gece Mersin dedim. O zaman bir şirkette memurdum. Satış memuruydum. O gece otobüsle bindim ama belliydi. Her taraf gemi, çıkarma gemileri falan vardı Mersin limanında. Geldim, ertesi sabah İstanbul'a indik otobüsten. Baktım da hemen iner inmez gazeteleri aldım. Türk ordusu işte Mehmetçik Kıbrıs'ta falan. Beşparmak Dağları. Böyle bir takım farklı farklı manşetler ama belli Kıbrıs'a çıkmıştık. O gün değil ama bir gün sonra çok net hatırlıyorum. Bir gün sonra yine böyle müşteri ziyaretine diye çıktım. İşte Pangaltı, Mecidiyeköy. Taksim'e geldim. Taksim'de miting vardı. Ülkücüler miting yapıyorlardı, MHP'liler. Kalabalık işte, ya Taksim ya ölüm falan, böyle bağırmalar, çağırmalar, canımız feda olsun, canımız Kıbrıs bizim, canımız feda olsun, kanımız gibi bağırmalar falan. Miting konuşmasını yapanların konuşması bitti herhalde ki hoparlörlerden, başka yerden, ama işte o zamanlar şimdiki The Marmara Oteli'nin olduğu yerde Intercontinental Oteli vardı. O otelin oralardan, bir yerlerden bir anons duyuldu. Kıbrıs'a gidecek olan gönüllü ülkücülerin isimlerini işte Intercontinental Oteli'nin şuraya gelip yazdırmaları diye. Ali, meydanda kimse kalmadı ya. Ya bunları biz yaşadık, bunları gördük biz. Ben bunların canlı tanıklarıyım. Oraya hadi gidelim dedi mi? Bugün bir tane gene Türk şeyde vardı, sosyal medyada. Adama soruyorlar. Oğlunu gönderir misin Gazze'ye? Ya niye göndereyim diyor. Peki diyor, devlet asker gönder şimdi. Tabii devlet karar verirse Mehmetçik gitsin diyor. Abi kendi gitmiyor. Oğlunu göndermiyor. Ama Mehmetçik gitsin, el alemin fukaranın çocukları. Ya bu dünyanın her yerinde sağcılık böyledir. Hala da böyle. Ben sağ sol kalmadı gerçi ama milliyetçilik işte devam ediyor. Hamaset, vıcık vıcık hamaset ya. Ya Meral'i görmüyor musun? Vıcık vıcık hamaset ya. Erdoğan'da, Bahçeli'de, Mustafa Destici'de. Ya vıcık vıcık, yani böyle insanları artık milliyetçilikten de dinden de
her şeyden soğuttular. Benim ne dinim kaldı, ne imanım, ne milliyetçiliğim. Zaten pek yoktu ama hiç kalmadı. Böyle şey olur mu ya? Şimdi, neden bu oluyor çünkü? evet. Bugün Meral Akşener'in grup konuşması çok konuşuldu. O konuya geleceğim. Gündemdeki Evet. konulardan biri. Önce bir video vermeye çalışacağım abi. Evet. İki gündür internetim rezil. Dün akşam İsmail Saymaz'la programım vardı. Ya İnternetim güzel, hoşuma gitti. İsmail çıkmaz 20 megabit'e kadar düştü Mendo abi internetim. Wow, Onun için hiçbir görüntü wow. veremedim. Dedim ki artık suikast yapılıyor. Yani derin derin analizler yapıyormuş ve milyonlar bizi izliyormuş gibi. Ama ilginç bir şey yaşıyoruz. Bu akşam da aynı sıkıntıyı yaşıyorum şu anda. Bir hemen veriyorum ekranı abi, bir saniye. Evet. Erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmaya nice yüz bin can görünür. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yürek size akçayla aş, erlere meydan görünür. Şimdi bu konuşma üzerine, bu okuduğu şiirle ilgili, bu okuduğu şiirle aslında şeye, Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı iddia edildi. Bugün çok konuşuldu bu konu. Ama İYİ Parti sözcüsü sonra yaptığı açıklamada değerli belediye başkanımızı kastetmemiştir dedi. Ve siz özellikle genel idare kurulunda ittifak çağrısına hayır diyen, 14'e 35 karar çıkaran ve bugün de yaptığı konuşmayla aslında ittifakın ne kadar yanlış olduğunu ve bu aldıkları kararın da ne kadar doğru olduğunu anlatan Meral Akşener ve hem Ekrem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a da üstü kapalı gönderme yapan bir Meral Akşener. Neler oluyor abi? Ya ben hem kendi video kanalımda hem gazetedeki köşemde hem seni her hafta yaptığımız bu sohbetlerde söylüyorum Ali. Siyaset aslında bu değil. Siyasetin ilk çıkışı Atina'da, aslında ilk siyaset Atina'da başladı. Normal bildiğimiz anlamda siyaset. Ve oradaki siyasetin ve siyasetçinin hedefi, amacı gerçekten de insanlığa hizmet etmek ya da kendi halkına, kendi devletinin halklarına hizmet etmekti. Siyaset seyislikten geliyor. At bakıcılığından gelen bir şey. Yani hizmetkarlık gibi bir şey. Halka hizmet etmek. Ama giderek öylesine bozuldu siyaset. Hele son 20 senedir. Bütün dünyada, sadece bizde değil. Öyle bozuldu. Siyasetçi öyle kirlendi ki artık siyasete de siyasetçiye de halkların güvenleri kalmadı. Güvenleri kalmayınca insanlar çaresizlik içindeler. Şimdi ben dinledim Meral'i, bugün dinledim de. Ya ben Meral için 5 senedir ne anlatıyorum? Ya Meral'den diyorum. Hele merkez sağ parti lider olmaz. Olamaz. Bakın ben Doğru Yol Parti Genel Başkanlığı döneminde de bunlarla karşı karşıyaydım. Açık söylüyorum ya, isim de vereyim. Ünal Erkan, Celal Adan, Meral Akşener, Mehmet Ağar gibi bütün bu, aslında Mehmet Ağar biraz daha farklı onlardan. Tam bir ülkücü değildi o. Sağ, merkez sağ daha yakın. Ama bu Meraller, bunların Cihan Paçacılar, hepsi bunlar Doğru Yol Parti milletvekilleriydiler ya. Ve partiyi MHP'ye kakalamaya çalışıyorlardı adeta. Daha sonra diyordum ki yani lütfen bırakın gitsinler. Ya kovun gitsinler, ya bırakın gitsinler. İstiskal edin gitsinler. Çünkü siz merkez sağ parti olma özelliğini kaybedemezsiniz. Bunu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız. Siyaset boşluk kaldırmaz. Hemen birisi gelir, birileri gelir doldurur orayı diyordu. Evet, nitekim Anavatan Parti'de, Doğru Yol Parti'de biraz MHP'lileşince, dönelim bakalım o günleri Ali, sen bilirsin, hatırlarsın. Ne oldu? Yerine işte AKP merkez sağ geldi oturdu o zamanlar. Değil mi? Liberal göründü, hukukun üstünlüğü dedi, insan hakları dedi, adalet dedi, hak dedi, hukuk dedi, Avrupa dedi. Dedi adam, geldi. Anavatan Parti'nin de, Doğru Yol Parti'nin de oylarını aldı. MHP barajın altında kaldı. Şimdi bu Meral Akşener, ben parti kurduğumda adını açık açık söylüyorum. İsterse de Aytun Çeray beni yalanlayabilir. Yapacak bir şeyim yok. Aytun bunlarla beraber giderken gitme Aytun dedim. Gitme kardeşim ya, sen CHP'de kal. Bunlarla yapamazsın sen. Meral'e güvenme. Meral'le yola çıkılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na hem telefon konuşmamızda söyledim, hem kaç defa yazdım, kendi videolarımda söyledim. Kemal Bey, Meral'e güvenme. Meral'le siyaset yapamazsınız siz. Ya başa çıkamazsınız. Dedim ama beni kimse dinlemedi kardeşim. Şimdi Meral aynı şeyleri yapıyor. Ama bu sefer ne yaptığının
tam olarak farkında değilim. Çok büyük ihtimalle öyle bir noktaya getirir ki işim herhal. Hiç bugünler yaşanmamış gibi bir bakmışsınız. 7-8 tane, 9-10 tane yahut da büyük şehir değil. Şehir ama irice şehirlerin, CHP'nin de güçlü olduğu şehirlerin belediye başkanlıklarını kapmış, ittifaka girmiş. Hiç şaşırmam. Bakın tekrarlıyorum. Hiç şaşırmam. Ama bu sefer artık eşeklerini CHP'liler sağlam kaza bağlasınlar. Ya Meral'le siyaset yapılamaz ya. Ya ülkücülerle siyaset yapılamaz, kusuruma bakmasınlar. Ülkücülerle siyaset yapmak çok zordur. Siyasal İslam'la siyaset yapamazsınız. Çok zordur. Siyasal İslam asla doğruyu konuşmaz. Asla. Ya dönün bakın, hadislere bakın. Hazreti Muhammed Mustafa da ikna edemekleri için ne derdi? Bunların kalpleri kör derdi. Bunların kalpleri bağlanmış derdi. Bunların kulakları sağır derdi. Yani suçu kendisinin ikna edemediklerini atardı ki Allah-u Teala'ya karşı mahcup olmasın diye. Böyledir yani. O zaman da siyaset yapıyordu. Muhammed de siyaset yapıyordu. Bunlar da yapıyor. Dönün bakın. Dinle, din üzerinden siyaset yapanlar bilhassa İslam'da ve Musevilikte aynı kafadadırlar. Bunlar için yalan söylemek mübahtır ya. Neden? Amaca gitmek için yalan söylemek gerekiyorsa yalan söyleyeceksin. Ali, İbrahim'i dinlerin aslında hepsi böyle. İbrahim, üçü de İbrahim'i din. Hristiyanlık da, İsevilik de, şimdi Musa, Musevilik de, Müslümanlık da. Bunlar İbrahim'i dinler. Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim'in ne kadar yalan söylediğini bilmeyen var mı ya? Ya Hazreti İbrahim kendi öz karısı Sare'yi Mısır Firavunu'na kız kardeşim diye tanıttı. Adamın koyununa soktu karısını ya. Ben yalan söylemiyorum. Kitaplar yazıyor. Tevrat yazıyor. Tevrat yazıyor. Açın bakayım okuyun. Şimdi bu kafadan, yani bu gelenekten gelmiş dinler bunlar. Bunlarda yalancılık bakaya diye. Normal yani. Yapılması gereken bir şey. Ben şimdi bunlara nasıl inanayım hadi de bunların konuşmaları üzerinden nasıl analiz yapayım? İnan ki bilemiyorum yani.